Merhaba, ben Sami Can. Merhaba, ben Barış. Girişimci Muhabbeti'nin 80. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi 100'e 20 kaldı Barış. 100'e 20 mi kaldı? Evet. O ne demek ya? Yani 20 bölüm sonra 100 bölüm çekmiş olacağız. Bence bayağı bir... Yani 21 bölüm sonra 101 bölüm çekmiş olacağız ya. Böyle batıl inançlara girmeyelim şimdi. Ama olur mu yani? 100 önemli bir rakam. Ne İstersen 100'ü peki? Çekmeyeyim. 99'dan 101'e atlayalım. Şey olmasın. Tam 100. bölüm olduğunda bence bir kutlama yapalım ya. Ya hep kutlama yapacağız diyoruz diyoruz, yapamıyoruz ya. Bence o sözleri hiç vermeyelim yani. O konuda başarısız, şimdi kabul et. İyi bakalım. Bu haftanın konuları nelerdir? Sen başla. Aynen, ben başlayayım çünkü sen zaten birazcık yorgunsun. Ama yine de senin bu yorgunluğunla ilgili seni birazcık konuşturmam gerekecek. Çünkü o yorgunluktan bayağı tecrübeler çıkmış gibi gözüküyor. Yorgunluğundan girişimcilik fikirleri. Her zamanki gibi girişimcilik fikirlerin nereden çıkacağı belli olmuyor. Onun dışında geçen hafta bahsettiğimiz indiehackers.com benzeri işlerle ilgili bir fikrimiz vardı. Onu uygulamaya koyduk, ondan bahsedeceğim ben biraz. Onun dışında da Apple'la ilgili küçük bir haber var. Belki biraz ondan bahsedip toparlayabiliriz. Daha önce bu konu hakkında konuşmuştuk. Bence onunla başlayalım ondan dolayı. IndieHackers'tan mı? Hayır, Apple'dan. Ha, Apple'dan. Senin bununla alakalı öngörülerin vardı. Barış'ın şimdi öngörüsü tuttuğu için muhtemelen çok şey olmuş. Çok havalı oldum şimdi bir anda. Ya ben bu podcast'ta bahsettiğime emin olamadım ama etrafımda konuşurken söylüyordum. Apple 7'nin çıkışıyla ve Apple 7 diyorum. iPhone 7'nin çıkışıyla... ve telefonun özelliklerinin belirlenmesiyle ben şey dedim. Bence işte iPhone 7 gelmiş geçmiş en ne derler, havalı olmayan telefon. O yüzden bu Apple'ın düşüşünün bir başlangıcı olacak. Bununla beraber işte karları düşmeye başlayacak falan filan diye bir öngörüm olmuştu. Yok, bunu konuştuk, sen şey yaptın. Konuştuk mu? Evet, sen söyledin. Hani, çok etkisiz eleman bir telefon yaptılar falan filan gibi şeyler söylemiş. Evet, Apple ilk defa yani bütün bu zamanlar içerisinde yaptığı ürünler içerisinde şey yaptı. Yani gerçekten etkisiz bir ürün çıkarmayı başardı ilginç bir şekilde. Bu da onların düşüşü olacak diye tahmin ettim ve bugün de gerçekten... Başardı, çok iyi oldu böyle, başardı demezsen gibi. Özen gösterdiler de düştü, evet. Son 13 yıldır ilk kez karlarının düştüğünü söyleyen bir haber var. Bu da aslında benim öngörülerimin çıktığını gösteriyor. Yani bu sadece zaten benim öngörüm değildi. Bence çoğu insanın öngörüsüydü. Evet. Belki insanlar işte iPhone 7 kötü diyerek bunu öngördüler. Hani daha devamlı çok bir şey demediler ama herkes bir Apple'da bir niye böyle bir telefon çıkardılar, amaç neydi falan filan deyip bir tatminsizlik vardı aslında yani. Bu arada 15 yıldır ilk defa düşmüş karları Apple'ın. Bu arada düştü dediğimiz de muhtemelen Türkiye İstanbul borsasındaki bütün şirketlerin hepsini yılda yaptığından daha fazla kar yapmışlar. Şimdi 18 milyar doları bir çeyrekte yapmışlar. Yok yani nominal olarak bakarsan tabii ki yani. Ama buradaki gidişat çok önemli ya her zaman. Onun düşüşe geçmiş olması çok büyük bir işaret aslında. Bu bir tane Steven Blank'in kim olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, dinleyicilerimiz... Şu anda Sami'cim bana ve bütün dinleyicilere bir anda hakaret etmiş oldu. Ya o kadar da değil. Herkes bilmiyor. Herkes Eric Rice'i biliyor mesela. Steven Blank'i o kadar bilmeyen yani insan da var yani. Okey. Steven Blank bu arada bu Lean Startup, yalın girişim akımının asıl ana başlangıcını yapan, böyle girişimcilere danışmanlık falan filan veren bayağı ünlü bir adam. Four Steps to the Epiphany diye çok ünlü bir kitabı var. Onun dışında Startup Manual diye çok ünlü bir kitap yazdı. Ben çok severim kendisini ve bayağı çok sağlam fikirleri var yani şeyle alakalı, iş dünyası ve startuplarla alakalı. Silikon Vadisi'nde de büyük karakterlerden birisi. O çok güzel bir yazı yazmış. Bu son blog postu. Apple'la ilgili. Apple'la ilgili. Hmm. İşte şey, yani şey diyor orada hani, star CEO'dan sonra genellikle gelen adam işte şey, hani operasyonel bir insan oluyor. Mesela Microsoft'ta şeyden sonra, Bill Gates'ten sonra Steve Ballmer gördük. İşte şimdi Tim Cook'u görüyoruz. Mesela şey diyor hani, bakarsanız diyor, bu insanlar aslında rakamlara bakıldığında çok başarılı. Mesela Steve Ballmer böyle deli gibi Microsoft'un satışını arttırmış. Ama arttırdığı bu dönemde bir belli bir kısmında hissenin değeri artarken bir noktadan sonra artışı kesmiş. Bu ne demek oluyor? Onun nedenini işte anlatıyor zaten. Apple'da da şimdi işte Tim Cook mesela bir operasyon olarak çok etkin olan, mağaza açma hızı bilmem ne. İşte metrikler çok iyi yani. Metrikleri iyi aslında. Hani, tamam, karlı düşüyor olabilir ama işte bir sürü ürün gamı var bilmem ne oluyor falan. Ama işte yavaş yavaş aslında diğer şeylerde treni kaçırmaya başlayan ve inovasyondan uzaklaşan bir firma oluyor. Fırsat kaçıran bir firma. Evet, zaten şey, Steven Blank'in söylediği şey de şu. Diyor ki Microsoft'un satışları çok iyi gidiyordu ama
Search'ü kaçırdı. Hı hı. İşte mobili kaçırdı. Videoyu kaçırdı. Videoyu kaçırdı falan. Yani şey diyor, 8 kez falan tren kaçırdı. Bütün trenlerin hepsini kaçırdı. Ama tabii arada işte Xbox'ı çıkarttı. Hı hı. İşte bilmem ne yaptı falan filan. Yani aslında onun için çok daha kolay ve erişilebilir olan şeyleri yaptı. Ama bir adım ötesine hiçbir zaman gidemedi. Yani bir üst lige çıkacak hareketleri yapamadı. İşte Microsoft Research'te adamlar research paper yazdı. Microsoft'un kendisi onlara hiç bakmadı. Adamlar ayrılıp milyar dolarlık firma kurdu falan. Aynen. Öyle şeyler çok olmuş burada. Yani Apple'da muhtemelen böyle bir döneme girmiş olabilir. Ya çünkü iş o kadar büyük ki. Yani o karizmayı kaybedince bence içeride o karizmatik lider gidince büyük olasılıkla şey kayboluyor. Yani herkes metriklere odaklanıyor. Çünkü takip edecekleri bir lider kalmıyor. Takip edecekleri bir Excel kalıyor aslında önlerinde. Yani benim bu sayıya ulaşmam lazım diyorlar. Eskiden benim bu sayıya ulaşmam lazımın yanında bir de benim bu adama hizmet etmem lazım gibi bir şey vardı. Motivasyon vardı. Mesela Apple son 2-3 yıl içerisinde şeyde çok güçlendi. Kurumsal firmalara donanım satışı. Anladım. Mesela bu doğrudan şey operasyoncu bir CEO'nun yapacağı bir aynen, şey. Öyle. Yani hani Steve Jobs hiçbir zaman gidip de IBM'le işbirliği yapıp onunla uğraşmazdım. Bilmem nelere falan. Ya hani böyle Steve Jobs'ın ajandasında ya eminim ki birilerini bununla alakalı görevlendirirdi de hayatında en önemli şey olmazdı. Muhtemelen şey oluyor. Şirketin böyle bir şey rasyosu var işte. Zamanın %80'ini gerçek mevcut işine, %20'sini de moonshot şeylere harcaması gerekiyor. Google tarzı. Konsept var ve CEO, star CEO'lar ve inovatör olan CEO'lar bunu daha iyi yapıyor. Onlar gittikten sonra bu biraz kayboluyor. Ya işte bir bunu kendine görev olarak edinen CEO'lar var. Yani iş profesyonel olarak CEO olanlar var. Bir de bunu hayat tarzı olarak yapanlar var. Hayat tarzı olanlar zaten milyar dolarlık işler yapıyorlar. Çok böyle inovatif, böyle dünyadaki herkesin çok şaşıracağı şeyler yapıyorlar. Ama profesyonel yapanlar evet metrikleri artıralım, işte gelirlerini nasıl arttırırız, işte B2B'ye girelim falan gibi daha işte herkesin aklına gelebilecek ama execution yani uygulaması çok zor işlere giriyorlar. Uygulamayı da başardıkları için aslında onlar da çok iyi istiyorlar. Hı hı. Ama o kadar yukarıdaki bir ligde bulunmak için, tutunmak için o yetmiyor bence. Şey olmak gerekiyor işte Steve Jobs gibi gerçekten böyle hayat tarzını buna göre adapte etmiş. Hatta tam tersi yani işini hayatına göre adapte etmiş. Çünkü aslında hayatı bu adamın yani. Öyle bir lider olmak gerekiyor ki başarılı olabilsin. O yüzden belki de liderler gittikçe bu firmaların şeyi düşüşü normal olacak ki büyük firmaların düşüşü de aslında bir fırsat yaratıyor. O fırsattan da bir sürü insan yararlanıyor. Zaten ekonominin genel hareketi de böyledir yani. Hı-hı. Hiçbir firma yani çoğu firma hayatı boyunca yani açıldığından kapanana kadar hep bir zirvede kalıp ondan sonra tak diye bir anda kapanmaz. Başlar tepeye gider ondan sonra yavaş yavaş düşer sonra da yok olur. Zaten bir şeyin tepe noktasına geldiler yani. İşte acaba diyorduk hep. Acaba bu tepe mi yoksa hala çıkıyor muyuz? Yani o curve bayağı, azaldı mı diyorduk. Bayağı bir şey yaptı ama yani şaşırttı çünkü. Her sene ard arda böyle saçma sapan var olmayan rakamlara doğru gitmeye başlamıştı yani. Evet, evet. Ama bence şu anda şey demek için biraz erken ya. İşte Apple vardı bir zamanlar çok iyiydi. Orada değiliz daha yani. Zaten şu anda Apple'ın yani mevcut şeyiyle bu arada ben rakamlarına baktım. Donanım satışları düşmüş. Zaten düşer yani. Hani pazar saçıra oldu bence. Ama hizmet satışları hayvan gibi artmış. Yani hizmetten kastım işte servis. App Store'du bilmem neydi falan filan. Etrafındaki şeyler çok artmış. Çünkü şu anda aslında belki de şey bir dönem olacak. Gerçekten onlar üzerinden cironun çok arttı. Çünkü deli gibi bir baz oldu yani 1 milyar insan. Evet, baz çok oldu. Yani 1 milyar insan Apple cihaz kullanıyor. İşte belki de orada yeni operasyonel CEO ile beraber o tarafı biraz daha leverage edip oradan para kazanmaya odaklanacaklar. Yani önümüzdeki 5 yıl belki öyle gider. Ondan sonra işte ne olur bilmiyoruz. Yani işte her zaman böyle çok çılgın bir liderin gelip herkesin kafasını karıştırıp tekrardan sıfırdan her şeyi kuruyormuş gibi bir hava yaratması gerekiyor ki o şirketler tekrar böyle büyük canavarlar oldukları için tekrar heyecanlanıp böyle hareket etmeye başlasınlar. Öbür türlü yerlerinde oturuyorlar. Aşırı sıkıcı bir soru sorayım mı? Yani tam bizim podcast'te hiçbir şekilde olmuyor. Yani sence bir sonraki Steve Jobs kim? Ben bu arada son iki haftadır bunu düşünüyorum biliyor musun? Bu kadar aklıma, sıkıcı bir soruyu niye bu kadar çok düşünüyorsun? Aklıma taktım çünkü yani bunu düşündüm biraz böyle. Şey oldu bu konuşulan peki bu, şey. Peki bir dakika bu soruyu madem bu kadar klişe bir soru sordun bunu birazcık şey yapmasın. Açmalısın çünkü bu kadar klişe kalmasına izin vermem. Yani ne demek neden istiyorsun? Neden olduğunu söyleyeyim. Şu son okuduğum ve sürekli bahsettiğim kitap var ya. Bitti Chaos Monkeys. Bitmek üzere son böyle 60 sayfa. Ne bitmedi ya? Ev taşıdım arada ondan dolayı. O kitapta şeyden bahsediyor.
biraz ondan etkilendim. Mark Zuckerberg'den çok bahsediyor. Hı. Mark Zuckerberg'in ben gerçekten yeni Steve Jobs olacağını düşünüyorum. Bir de genç zaten, daha önümüzde çok da şey var. Ama olabilecek insanlar Elon Musk, ama şeyi tanımla işte, ve yeni Steve Jobs nedir? Yenisi nasıl oluyordur? Yani özellikle yeni, şundan bahsediyorum. Şeyi izle, yani adamın sahneye çıkmasını görmek istiyorsun. Bir şeyler açıklamasını görmek istiyorsun ve acaba bir sonraki adımda ne yapacak ve bize ne söyleyecek, yani ki bizi heyecanlandıracak. Dünyanın en popüler CEO'su kim olacak gibi bir soru yani. Evet. Evet, ve böyle yani ben orada hemen ilk aklıma şey geliyor benim. Elon Musk geliyor. Evet. Elon Musk da öyle gerçekten. Bir de Elon Musk biraz kötü konuşuyor sadece. Şeyden daha karizmatik bence. Mark Zuckerberg'ten. Evet. Yani bu o biraz daha de hafif otistik bu arada, böyle şey, yani konuşma şey tarzıdır. Böyle şey oldu biraz, böyle hani otizm yani kötü anlamda şey demedim bu arada, yani hani böyle bir fazla zeki oldukları için mesela Elon Musk'la konuşurken çok tıkılıyor böyle. Araya böyle S'ler falan filan vererek konuşuyor. Hmm. Mark Zuckerberg de bir garip. Ama evet, o da bayağı karizmatik. Yani zaten en aşırı büyük şeyleri Elon Musk söylüyor. Evet, yani işte o mesela bütün kitleleri heyecanlandıracak şeyleri Elon Musk söylüyor ve Mark o kadar şey söyleyemiyor bence. Ve bence biraz daha genç olduğu için tecrübesi o konuda. Yani evet, fakir yerlere internet götüreceğiz falan filan diyor. Çok iyi inisiyatifleri de var ama Mars'a gitmek kadar heyecanlandırmıyor. Yani, yapacak bir şey yok yani. Fakir yerlere internet götürüyoruz'un şeyi bu arada tamamen bütün internetteki kullanıcılar Facebook kullanıyor ve internette adam kalmadı. Benim interneti büyütmem gerekiyor. Şeyle. Customer base'i arttırmam gerekiyor. Evet, Hindistan'da 1.4 milyar insan var ve sadece 300 milyonu bağlıymış falan diye böyle. Yeni bir Facebook var orada diyor yani. Bir tane daha Facebook çıkartabilirim orada. İşte okay. Böyle bir soru yani, var ama. Evet. Yok, bu soru klişe bir soru. Doğru da şey, Mars olayı bence hepsini geçiyor. Evet, yani evet. Kim şu anda heyecanlanmıyorum diyebilir ki ona? Geçen Reddit'te bir AMA yaptı. Bayağı böyle yani inanılmaz güzel anlatmışını, böyle bir sürü detayıyla falan. Çünkü adam yani çok şey. Onun o kadar detay bilmesi zaten insanları delirtiyor. Çok şey oluyorum böyle. Mesela işte roketin bilmem nesi falan. Yani 15 dakika bir şey yazmış falan oraya böyle. Hani yes. Bilim adamı gibi adam. Sen bu arada bilmiyorum, birazcık konulardan çıkıyoruz da şeyin haberini okudum. Bak şu anda aklıma geliyor. Tesla'nın bundan sonraki arabaların hepsi otonom olacak. Ha, otonom. Kesin yani. Bundan sonraki şeylerde hiçbir şekilde sürücülü bir araba üretmiyorlar. Çok iyi ya. İnanılmaz. Ya adam direkt bu arada tamamen bilim kurgu şey. Ya adam... Adam kendi istediği dünyayı yaratıyor yani. Howard Hughes diye bir adam var. Biliyor musun? Hı-hı. Aviator diye bir film vardı. Hatırlamıyorum. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. Ha yani. Filmi işte, biliyorum ama izlemedim ben. O adamın modern hali. aynı zamanda bu Fallout New Vegas'ta da bir adam var hani. İşte, hangisi? Ana kötü karakter. Kaiser. Yok şey, New Vegas'ı oynadın değil mi? Evet. Hani Vegas'ın efendisi olan ve... Ha, yukarıdaki o makine adam. Aynen. O da Howard Hughes'ten özenilerek yapılmış. Hadi Elon ya. Musk bence gerçekten yeni dönemin Howard Hughes'u. Hani şeyde Fallout'ta böyle makinenin içinde yatıyor sanki, evet. Öldürüyorsun sanki. Aynen. Ya da bilmiyorum, evet. Ben öldürdüm işte, onu yani. Ben de öldürdüm belki de. Şey, ya adam Howard Hughes de bu arada işte sürekli bir şekilde uçakla hız sınırını, hız limitini... en hızlı adam olma falan filan takıntısı olan işte sonra Hughes diye bir hava yolu şey kuran, uçak şirketi kuran. Yeni ondan sonra çok eski canım yani 1960'lardan bahsediyorum. Sonra adam karıştırdım. Öldüğünde şirketi dağılıyor. Burada dünyanın en zengin adamı olmuş. Ve o dönem. Evet. Olduğu dönemde dünyanın en zengin adamıymış. Vegas'ı kuran adam bu arada. Yani hani Vegas'taki bütün o şeyleri falan adam yapmış. Adamın şirketi dağıldığında İki şirket çıkıyor. Hı hı. Yani birisini zaten devlet üzerine alıyor ve NASA'yı kuruyor onun üzerine. Hadi ya. Evet, işte böyle NASA ile şey yapıyor yani, birleştiriyor falan o. Çünkü bayağı adam bayağı roket, yani. Moket falan filan o tarz şeyler de yapıyor. Diğeri de Boeing oluyor zaten. Hı. Yani adamın yaptığı şey de böyle... Vay be, adam bayağı babası bu işte. Çok bilinen şey bir insan değil çünkü biraz... Deli olduğu Weirdo. İçin, evet, deli olduğundan böyle işte bunlar şekilde, deli oluyorlar büyük olasılıkla. Evet, Amerikalılar bir adamı şey yapmışlar ama ben en son NASA Müzesi'ne gittiğimde mesela adama özel bir bölüm vardı yani. Adamın hadi böyle aştığı hız sınırları falan filan hepsini falan. Bu adamlara ne olursa olsun saygı duymak lazım. Yani çünkü bu adamlar deli olacak ki seni düşünemediğini yapsın. Yani. Sen çünkü deli değilsin, ne yazık ki. Yani. Yani işte böyle adam şey takmış yani Londra New York arası. Şu kadar saat olacak falan gibi bir şey. Bu arada onunla ilgili yeni bir girişim vardı, gördün mü? Girişim diyorum ama yani aslında hava yolu. İsmini şu anda unuttum ya. Ona bir bakıp da şeyde bölümün altındaki şeylere ekleyelim onu.
böyle mavi bir arayüzü falan vardı. Hiç hatırlıyor musun öyle şey? Ne şey mi? Yani yeniden Concorde'u, yani Concorde gibi bir şeyi hayata geçirmek falan filan gibi bir şeyden bahsediyorlardı. Yani hava yoluyla gitmesinler artık ya, bu şey falan. Neyle gitsinler? Tren falan yapsınlar, ışık hızında falan gibi. O Çin'deki böyle şeye değmeyen trenler. Evet. Ya yani işte bu Elon Musk'ın yine bir projesi vardı ya, hava basıncıyla tüplü giden. Ya onda da böyle çok güzel bir kaza olabilir. Yani anında böyle parçalandı mı öyle? Parçalandı mı? Moleküllerine kadar. Aynen. Böyle şey bir de hava basıncıyla gittiği için böyle kola kutusu gibi sıkışıp ölen insanlar falan böyle. Of tamam, çok kötü. Bu arada tamamen konumuzdan saptık. Son 10 dakika böyle alakası. Futuristik konularla konuşunca böyle nedense biz uçuyoruz ya. Evet. Bu arada dünyada sen şeyin farkında mısın? Bu gelecekle ilgili şeylerin içeriğin inanılmaz bir artışta olduğunu, bir Westworld aynı şekilde bu işler, Elon Musk'la beraber işte Mars tarafı falan filan, başka yeni diziler falan da geliyor. Evet. Şu anda ilk defa hayatımda benim ilgilendiğim şeyler, konular ama akım olmaya başladı ve seviniyorum ya. Gerçekten hissediyorum i̇şte şu anda. Dün ben kuzenimdeydim. Kuzenimle şey izledik işte. Akşam orada kaldım. Westworld'u izlettim ona. O da böyle şey dedi ya, hani çok iyiydi. 90'larda hani böyle az az böyle içerik bulurdun böyle ve 10 milyon kez Matrix falan izlerdin. Ghost in the Shell izlerdin. Şimdi böyle şey diyor yani, hani derinlemesine ve böyle felsefi bir şekilde ve bir yandan da draması falan filan olan bir şekilde bunları inceliyorlar. Gerçekten bilim kurgu çok ana akım oldu. Evet. Yani herkes her şeyin İlginç. İçerisinde. İşte bizim jenerasyonla geldi bu yukuskla. Tamam, şimdi bu konuyu bitirmeden bilim kurgu demişken Black Mirror'ın yeni sezonu çıktı. Evet, onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. İlk bölüm. Bölümlerden bahsetmiyoruz. Dizilerin yani daha önce spoiler bir şey olduğundan dolayı ve çok azar işittiğim için anlatmayacağım ama Netflix 3. sezon çıktı. 6 bölüm var galiba. Evet, 6 bölüm. Ben çok beğendim. Netflix linkini de paylaşalım. Oo, Netflix bize para mı verdi acaba? Böyle bir şey tabii, eminim. Vermiştir. Ne diyecektim? 6 bölüm var. Bence şey açısından, yani Westworld da güzel bir dizi ama yani ben ilk bölümünü seyrettim. Diğerlerini bilmiyorum. İlk bölüm itibariyle girişimcilerin izleyip bir şeyler çıkartabilecekleri bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani geleceğe dair. Hatta insanların o halinden biraz, çok ince bir spoiler vereyim orada. Çok böyle İnsanların o ne derler zavallı halinden bayağı bir para kazanılabilir gibi geliyor bana. Neyse, izleyin. Ben de sizin aklınıza aynı şeyler gelecektir. Evet, bir dahaki bölümde biraz bundan bahsedebiliriz. Çünkü o yani benim onunla alakalı bir yorumum var. Her neyse. Diğer konuya geçelim. Bir şey diyeyim. Biz o zaman bölümlerle ilgili böyle bölümün üzerinden bir hafta geçtikten sonra acaba konuşabilir miyiz? O zaman spoiler olur mu hala? Olabilir. Olabilir ama ben zaten teknofobi hakkında konuşmak istiyorum. Bir dahaki bölümde ondan bahsedelim. Yani. Spoiler. Spoiler değil yani. Zaten hep bir genel olarak teknofobi var. Doğru hiçbir şey yani. Okey tamam, bir sonraki bölümde ondan bahsedelim. Güzel konu. Bir dahaki konuya geçelim. Benim anlatacak kısa bir hikayem var. Çok kısa değil aslında. Artık bundan sonra Samcan şey yapıyor. Böyle dede gibi geliyor. Hikayeleri oluyor. Birkaç bölüm önce de onu yapmıştı. Hikaye anlatıyor. Buyurun bu, Samcan Bey. Ev taşıma hikayesi. Bence yani şundan dolayı anlatacağım arkadaşlar bunu. Çünkü girişimciliğe çok açık bir alan. Yani bana fikir verebilecek birisi olursa, yani zaten bunu yapan var falan filan diye. Özellikle Türkiye'de, özellikle İstanbul'da. Yani İstanbul çok problemli bir konuda, onu anladım yani. Şimdi ben Moda'da oturuyorum. Tam ne yaşadın aynen? Moda Bostan Sokak'ta oturuyorum. Moda'yı bilen insanlar Moda Bostan Sokak'ı bilir. Araba kullanıyorsunuz da bilirsiniz. Tam Moda Caddesi'nin arkası. Ve oradan böyle arkadan dolanıp tekrardan Moda Caddesi'ne dönebiliyorsun. Ama ana cadde değil yani. Hemen sokağın ortasına sağa dönüp sonra tekrar sola döndüğünde aynı yere geliyorsun aslında. Hani tramvay rayının üzerine geliyorsun. Şimdi eşyalar taşınacak. Eşyaları evden çıkartacağım. Ondan dolayı sokağın başına bir şey koydum. Girme ve insanlar girmesin diye. Tabii ki ne oldu? 2 saniye sonra yani rahat. Hemen birisi onu oradan kaldırmış ve böyle bir de kaldırmış. Evet, kaldırmış ve 8 tane araba gelmiş. Of. Tamam ve böyle biri hani, seni sabote etmiş bence. Yo, böyle bu nasıl bir hızda oldu biliyor musun? Ben onu oraya koydum. Eve yürüdüğümde araba geldi. Yok artık. Yani ya. Arada 20 saniye falan içerisinde zaten koyduğun zaten. Şeyi böyle şey falan mı sandı acaba? Yok hayır, direkt dur şeyi koydum oraya. Yani hani dur geçme şeyi koydum. Ve böyle şimdi bunun için belediyeden bir izin almanız gerekiyor ama yani hani bu böyle bir dünya değil bu arada yani. Hani, normalde herkes onu öbür türlü yapıyor zaten. Senin yaptığın gibi yapıyor. Evet herkes. Yani bir şekilde, pardon arkadaşlar, Bora aradığı için bölüm kesilmiş oldu. Tekrardan devam ediyorum. Evet, şeyden bahsediyordum. Yani eşya taşırken sonuçta bir şekilde sizin
bir sokağı kapatmanız gerekiyor genellikle. Çünkü İstanbul'da sokaklar dar. Yani her yerde... Evet, o araba gelecek olmuyor. Ve orayı tıkayacak. Yapacak şey. Yani bu doğal bir şey. Bir yandan da siz ana caddede falan değilseniz de ve ara bir sokaktaysanız. Bu da ölümcül bir şey de değil yani. Hani, sonuçta benim yapmam gereken şu oldu. Ben gittim, adamları yerleştirdim. Sonra gittim ve o tabelanın başında durdum. Ha, kimse yani geçmesin, kimse zaten oradan gerçekten geçmesin diye. Polislik yapmak zorunda kaldım gerçekten orada. Ve olan şey de şu, bu sefer de trafik oldu. Çünkü herkes, sanki ben orada bir şey sunuyormuşum. İlgi mi duydu? Evet evet. Herkes bana mesela 6 tane araba duruyor ve hepsi sırayla bana soruyor. Yol mu kapalı? Hayır değil, ben burada duruyorum. Ben kapatıyorum. Ben burada yaşıyorum falan. Aynen, yani. Ben canım kapatmak falan istedim. Yani Türk insanı da bir garip yani. Anlamadım ki yani. Soruyor, tamam mı? Mesela ben de sorabilirim. En önde gelsem bir şey mi oldu falan filan diye. Ben öndeki araba duruyorsa ve ben arkadaki arabaysam sormam. Yani hani çünkü o tatmin yani, olduysa giderim. Evet bana. Yani birisi cevap vermiş falan filan. İşte herkes çok akıllı ve kendi şey yapmak istiyor. Çok sinirleniyor. Ne çok diyor? Çok sinirleniyorlar. Yani nasıl burayı kapatırsınız? Ben şuraya gideceğim. Yani bir tane şey vardı. Selçuk Eczan'ın. Teşekkürler yani. Adamım vardı. Diyor ki şuradaki eczaneye gideceğim. Benim her gün gittiğim eczane o. Biliyorum yani. Cem Taksi'nin yanındaki eczane. Evet, o köşedeki yer. Diyorum ki yani buradan sağa dönersiniz, sola dönersiniz ve sola dönersiniz. Yaklaşık aynı yere. Arada 5 saniye falan fark olacak. Aynı yere gideceksiniz. Adam benimle kavga etti. Zorla geçti. Nasıl geçirdin? O araba geçti. Kamyoncular da kalkmadı oradan. Geri geldi bu sefer de. İşte bravo. Ve böyle hayatından 10 dakika falan kaybetmiş oldu. Gerçekten yani takdir ediyorum adamları. Yani böyle bir hırsları olduğu için. Ondan sonra yani çok kötü bir süreç. Böyle atıyorum... Ben onu bu arada ben taşımaya gelen adamlardan birini oraya koyamam. Çünkü bu iletişimi onlar yapamazlar yani. Aynen. Ben orada insanlara anlatıyorum. Daha büyük kavga çıkabilir. Evet, bu arada bazıları gerçekten o sokakta oturuyor ve hani arabasını park edeceği için bilmem ne falan. Bir tane kadın geldi, ben polisim, sizi bilmem ne şikayet edeceğim falan filan diye böyle tehdit etti beni falan. Yani hayatımdaki en stresli 50 dakika falandı yani. ÖSS'ye girme şeyin seviyesinde bir stres yaşadım. Sonra böyle şey, adamlar gidecek yeri bilmiyorlar. Ben de arabayı bilmek diğer zorunda adresi kaldım. Evet, diğer adresi bilmiyorlar. Klasik evet, zaten. Böyle orada böyle sıkışıyorsun, bilmem ne oluyor. Sonra böyle bir yandan yolu takip etmeye çalışıyorsun. Çok fena. Ondan sonra diğer tarafta dönmek ve dolaşmak zorunda kaldılar. Çünkü arabayı koyacak yer bulma. Ya bunların hepsi böyle aslında şey. Çok büyük yani, problem bunlar. Bence bu arada... Şehirle ilgili problemler bunlar. Bu hizmeti... Ben bir akrabamın şirketi üzerinden aldım. Yani biraz daha indirimli bir fiyat alabilirim falan filan diye. Ücretli bir şekilde yapanlar da bu şekilde yapıyor bu arada. Yani profesyonel işi olanlar da bu şekilde kötü yapıyorlar bunu. Ve burası gerçekten optimize edilmesi gereken bir alan bence. Yani hem doğru diyorsun, optimize edilecek bir sürü şey kesin vardır. Ama onun yanında şehirle ilgili kapasiteler de söz konusu. Yani adamın arabayı koyacak hiçbir zaman bir yerini bulamayacak olması. Ya mesela benim aklıma şöyle bir şey geldi. Yani Mutlu bir ev var biliyorsun. Bence biliyor musun girişimi? Yeni yatırım aldılar şeyden. Galiba BIC Angels'dan. Biz opsiyon olarak görüşüyoruz onlarla. Onlarla beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Mutlu bir ev neciydi? Temizlikçi. Tamam, okay. Mesela bence benzer problemler çözüyorlar. Benzer bir yapıları var. Tabii aynı, lütfen bunu yapmayın. Yani zaten yaptığınız iş gayet büyük. Ama yapısından dolayı diyorum. Temizlikçi bulmak da bir problem. Evet. Temizlikçi bulma şeyi işte hep böyle bir senin var mı? Birileri vermek istemez mesela temizlikçi. Böyle bir şey vardır. Gitmesin yani, falan. Gitmesin çünkü işte ona giderse bilmem ne olur falan filan. İşte bazıları referans olmak istemez işte bir şey olursa falan filan diye. Evet, çok ama bir yandan da sadece referansla bulabiliyorsun. Yani biri önermezse de hiçbir zaman bulamayacağım bir şey olsun. Hayır, bu bir yandan bu taşıma şirketlerinde de öyle bir şey var. Yani hangi taşıma şirketiyle çalışacağım? Yani Google'da aradığımda en üste çıkandan ben korkuyorum genellikle. İşte Armut'a bakacaksın, oraya bakacaksın, buraya bakacaksın. Ve orada bir de böyle şey olması lazım. Yani işte evim şurada, sokağı belirteceksin. Adam aslında şey yapacak bir şekilde. Hani okey, bu sokağın kapatılması lazım, gidecek gerekiyorsa onun iznini alacak. Anladım. Onun şey yapacak. Yani bayağı tüm şey... süreci baştan sona evet, açıyorsun. Evet, yoksa çok zor. Yoksa stres oluyor, doğru haklısın. Evet. Ve ben bu arada işte şey oldu ondan dolayı, bir sürü eşyam orada kaldı. Çünkü ben evin içinde olmam gerekiyordu. Çünkü şey oldu, eksiklikler kaldı yani. Aynen. Profesyonel. Ve böyle bir sürü kavga dövüş falan filan, yani çok kötü bir süreçti. Ondan girişimcilere şey konusunda tavsiye ediyorum. Yani Armut'un bu konudaki şeyini nasıl bilmiyorum. Ya Armut o şeye, sürece girmiyor. Sadece sana o adamı buluyor. Yani sadece sana o adamı buluyor aslında. O adamın sana iyi hizmet vermesine falan filan çok şey yapmıyor, dokunmuyor. Evet. O yüzden o adam da klasik bir nakliyeciyse yapacak bir şey yok yani. Sana eldekini, yani piyasadakini
belki en iyisini sunma konusunda belki yardımcı oluyor ama hiç zaman gidip böyle evet bak bu adamlar da belediyeden izin alıp kapatabiliyorlar demiyor. Bu arada bu bu aslında şeyin genel bir taşınma, işte ev kiralama, ev satın alma, eve taşınma süreci bayağı bir problem. Bunun etrafında da bir sürü şey var. Mesela ben gidip birisine vekalet vermek zorunda kaldım. Şu su, elektrik, zartusu falan açtırsın gibi şeylerle alakalı. Yes. Bu arada evdeki eşyaların açılması, onların yerleştirilmesi falan. Bunda tamamen bana annem yardımcı oldu. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Benim zaten en fav dinleyicimiz olduğu için kendisi. Evet. Yani bu arada bunlar olmasa ben hayatta kalamam yani. Hani nasıl yapacaksın? Günden bu arada işten bir gün izin aldım. Tabii. Şu an ölmüş durumdayım yani. Zaten Barış tipimi görüyor yani. Tamamen tipim kaymış durumda falan filan. Ondan bu süreç. Peki yani, şöyle diyeyim ben sana o zaman. Taşınıyorum.com diye bir hemen birisi bir domain alıp bir şey tamam, yapsın hemen yani. Yalın girişim sorularını soruyorum o zaman. Sen ne kadar daha fazla para verirdin taşınmak için bunu böyle bir hizmet verilseydi? Ya da ne kadar verdin, ne kadar daha verirdin bilmiyorum. Nominal bir şey söyleyeceksen. Ya şöyle söyleyeyim, öncelikle bu hizmetin mesela taksitlendirilmesi lazım. Çünkü yüksek meblağ. Ya ben 750 lira ile 1000 lira arası bir şey harcadım burada aslında. Okey, tamam, bu taksitlendirmek dünyanın en kolay şeyi yani. Yani bu, olduğu sürece yaparsın. Ondan dolayı bence şey anlamında önemli. Bir diğer noktada ya galiba böyle 1000 lirayı falan tak diye şeyle veririm ben. Hmm. Hiç şey yapmadan. Tamam ama işte şu an ya bilmiyorum, hiç piyasayı bilmediğim için soruyorum. Yani 1000 lira %10 mu daha pahalı senin verdiğinden, yoksa böyle yarı yarıya mı, yani iki kat pahalı mı? Galiba piyasanın rate'ini söyledim ben. Hı-hı. Sana. Piyasada gerçekleşen şeyi söyledim. Piyasada ama 1000 lira mı oluyor? Evet. Okay, yani bu arada daha fazlasını da verebilirim yani. Güvensem daha fazlasını veririm. Çünkü bak, elektrik, su, doğalgaz bilmem ne, onları taşıyacaksın. Bu arada şu anda artık Türkiye'de konut piyasası gelişiyor. Hı hı. Yeni bir yere taşındığınız zaman onun kuralları var. Mesela ben şu anda apartmanın yöneticisini bulamadım. Mesela bunlar konusunda bir şey yapacak. Evimin anahtarının kopyalarını çıkartılması lazım. Bak, bunların hepsi bu arada güvenle de alakalı. Sen bu arada bayağı şey çıkarttın. Yani bayağı iş var aslında. Tabii, sen bu işlerin hepsinin başından sonuna kadar halledilmesi işinden bahsediyorsun. Aynen, sadece aynen. Eşyaların yani, evin önüne getirilmesi değil. Ben Y noktasına taşınıyorum. Yani bir sürü problem tamam, var. O zaman buna nakliye değil de işte yeni eve taşınma aynen, hizmeti. Aynen. Taşınıyorum.com dememin sebebi o zaten. Gerçekten aşırı bir problemler var yani süreçte. Okay. Böyle yurt dışında hiç var mı sence böyle hizmetler? Hiç baktım yani. Bilmiyorum. Şu anda tamamen kafadan çıkmış bir fikir yani bu. Okay. Bu bayağı ilginç bir fikir çıkartıp. Çünkü bu convenience yani böyle hani rahatlık yani bu evet. işlerin rahat olma durumu çok önemli olduğu için ve ne derler, bizim jenerasyonda gitgide işte ne bileyim getiri kullanıyorsun ya, hiç bakkala gitmiyorsun. Evet. Ayağını istiyorsun. Buna daha kolay adapte olacak insanlarız aslında. Ya zaten bak, en basitinden bunun tek artı kattığı değer şeyden geliyor. Aslında 6 farklı kişiden falan hizmet alıyorsun bu arada. Evet. İşte yok taşımaydı, yok bilmem neydi, yok falan filan. Hepsini konsolide ettiğin zaman bile büyük bir artı değer var. Yes. Çünkü bu iş sanki getirin ya da işte kap gelin falan o tarz insanların yapabileceği bir işmiş gibi gözüküyor. Çünkü onlar zaten insanları çalıştırarak yani manuel bir işi otomatize ediyorlar. O insan gerçekten sana o bir şey, ne bileyim, bakkaldan isteyeceğin şeyi getiriyor. Burada da o insan gerçekten senin doğalgazını gidip açtırıyor. Yani bunlar nasıl diyeyim, bu kategoriyi nasıl adlandırmak lazım bilmiyorum da, insan çalıştırma işleri yani kendi yerine başkasını çalıştırma işleri gibi bir şey var, kategorisi var bunların. Hı hı. O yüzden onlar o tecrübeyle belki öyle expand edebilirler. Bilmiyorum öyle bir şey olur mu tabii de. O opsiyonun içinde çok güzel bir ürün olabilir. Ben onu düşündüm şu anda. Çünkü taşınma verisi opsiyonda var aslında. Yani ve yani siteden siteye taşınma şeyi falan var. Bunu ben bir şeyle de konuşayım. Bizim ekiple de konuşayım. Yani bu anda böyle opsiyon yapacak bir ürün de burada böyle açıklamışım gibi oldu ama. Hayır, bu ama bayağı burn edecek bir ürün. Yani bunun yüksek tabii. yatırımlı falan. Yani getiri o yüzden örnek verdim aslında. Hani kar evet, etmiyor, aslında, burn ediyor aynen. falan filan ya. Ama evet, yani senin yaptığın işler relevant. Yani bunu sahibinden de yapabilir. Yani bunlar hep bayağı ilginç yan hizmetler. Mesela sahibinden ev mi beğendin? Hı-hı. Sahibinden dolayısıyla mı buldun o ev? Hı-hı. Diyelim ki şu anda şey yapıyorum. Sahibinden de ek şeyler olacak. Ben bunu tik 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 bunları da istiyorum hizmet Hı-hı. olarak. Bu arada bak, önünde şeyler var. Boyama, ön eve gidip bilmem ne yapma. Hı-hı.
bazen işte yerdeki şeyleri cila atma aynen. falan. Bir ya aslında böyle ya bayağı paket paket iş var aslında. Ya yani paket olarak satılabilecek işler bunlar. Ve böyle şey en başından yani tutacağın evin olası maliyetini bile çıkartılması gibi şeyler var. Aynen. Bu ev aslında diyelim ki 1000 lira kirası var. Bilmiyorum ya da ne bileyim 500 bin TL'ye satın aldım. Ama 700 bin TL gerekiyor ki 200 bin TL'de şunlara şunlara gidecek. Bunu aslında bu hizmetleri aslında tamamen emlakçının kendi hizmetinin üzerine gömmesi lazım. Yani emlakçıları şey yapabilecek bir fikir. Yani emlakçıları toplayan platformlara. Evet emlakçıya bunu daha rahat verebilmesini sağlayacak bir şey kuracaksın. Anladın mı? Böylelikle zaten emlakçı genellikle bunu koordine ediyor eğer iyi bir emlakçıysa. Ama emlakçıyı bence aradan çıkarmaya çalışıyor ya herkes zaten. Emlak çift gibi bir adamın yani o profesyonellikte olan bir adamın bunu yönetmesini bence bekleyemezsin. Oraya senin girmen lazım. Araya. Yani emlakçı değil de ben organizatörüm bu platform olarak. Ben organize ediyorum her şeyini. Emlakçı değil. Sen evini başka bir yerden bulsan da ben ediyorum. Yani ben aslında şeyim sahibinde ne ya da işte neyim, senin geçen bölümde bahsettiğin site neydi? Evin sahibi. O siteye falan plugin'im aslında ben. Sen orada ev bakınca orada yanında tık tık ya tık işte ama bak bu, bu hep bahsettiğim şey. İki tane mucize bekliyorsun. Bir insanların kiracı şey emlakçıyı tamamen ortadan çıkarttığı bir ortam bulman yok, lazım. Hayır hayır. Ben şu anda ev bulmak için emlakçıyı kullanıyorsun hala. Mesela ne bileyim sahibinden de gittin. Emlakçıyla buluştun. Eve gittin beğendin. Aldın. Sonra benle uğraşıyorsun. Ama senin işte şöyle için. Bir şey var. Zaten ben emlakçıya para veriyorum. Veriyorum zaten orada. O adama... Ama zaten veriyorsun işte. Zaten o hizmet için o kadar para veriyorsun. Tamam mı? Yani ondan zaten boyama beklemiyorsun ya da ne bileyim taşınmaya yardım beklemiyorsun. Değil mi? Evet. Türkiye'de yok öyle bir şey şu anda yani. O yüzden emlakçıya verdiğin kadar belki onun iki katı kadar da zaten bu işlere veriyorsun. Zaten orada bir açık var. Bunları konsolide edip şey yapsa, optimize etse bir yer. Bence ilginç olur emlakçı. Ya yani bilmiyorum aslında bence böyle iki haftadır tamamen emlak böyle ev taşımayla evet. beraber doğan bin bir türlü fikir. Hani işte hayat böyle bir şey ya. Sen o gözle baktığın için bayağı üretiyorsun şu anda. Güzel de oluyor. Belki birilerinin yaptığı şeyler vardır. Millet şey diyor abi adamlar bizimkinden bahsediyor ya sussunlar falan filan diyorlardır belki de. Okay, tamam diğer konuya geçelim istersen. Çünkü bence o çok heyecanlı bir konu. Aynen evet ondan da bahsediyoruz. Ben zaten lazım. Taşınmadan yaşadığım şeyden ruhani zarardan ötürü saatlerce ev kiralama ve taşınma hakkında konuşabilirim. Okey tamam o zaman dönüyoruz. Indie Hackers'dan bahsedeceğiz. Şimdi geçen hafta indiehackers.com'dan bahsetmiştik. Bu site şundan şöyle bir site hemen çok kısa bir özet vereyim. İçeride çok küçük girişimler var. Yani buna girişim dememizin sebebi... Bilmiyorum yani girişim demeyebiliriz aslında. Olay aslında bunların olayları büyüyüp çok büyük scale'e ulaşmak değil. Tam tersi işte bir kişi iki kişi tarafından kurulmuş ortalama işte 10 bin dolar 20 bin dolar civarlarında para kazanan küçük işler. Küçük teknolojik işler daha doğrusu. Ve bu benim çok ilgimi çekmişti. Dedim ki işte Sami Can'la beraber biz Türkiye'de böyle işler yapan insanlar varsa toplayabilir miyiz? Bunu bir site haline getirip insanlara tekrar sunabilir miyiz acaba diye konuşurken. En sonunda bir form yapıp ilk önce yani böyle başlamayı doğru bulduk. Ve ben o gün bugün o formu yapmayı becerdim. Sitenin içine de koymayı becerdim. Şeyde bu podcast'ın altında yorum diyorum description alanında şeyde paylaşırız, linki de paylaşırız. Ben şu anda o formun olabildiğince yayılmasını sağlamak istiyorum. Çünkü eğer gerçekten böyle işler yapanlar varsa onlara ulaşıp onların hikayelerini alıp toplayıp evet. ondan sonra ona benzer bir site kurmaya aslında mental olarak çok yakınız. Yeter ki o formlar doldurulsun. Şu anda o stepteyiz. Yani o formlar diyelim ki 50 kişi tarafından doldurulsa evet biz bu işi yapacağız ama 5 kişi tarafından doldurulursa büyük oska yapmayacağız. Çok basit bir form zaten. Görürsünüz siz de bakarsınız. Şeyi istiyoruz. İşte siz kimsiniz biraz hikayenizi anlatın. Yaptığınız iş nedir? Nasıl çıktı? Ondan çok kısaca bahsedin ve eğer para kazanıyorsunuz bu işte dolayısıyla ne kadar kazanıyorsunuz gibi bir çok basit bir form var. Onu doldurduktan sonra biz size bir mail atıyor olacağız. O mailde aslında daha detaylı, daha hikayeleştirebileceğimiz sorular soracağız size ve o sorulardan sonra aldığımız bilgileri de bir tane site yapıp tekrar da herkese açacağız. Bu site aynı indiehackers.com gibi olacak. Amaç aslında hem biraz tanıtım hem de... Bir muhabbetin altında olsun bari. Evet tabii canım öyle olacak. Yani indiehackers'tan durmadan bahsetmemin sebebi şey. Aslında o fikri olduğu gibi alıyoruz. Burada uygulamaya çalışıyoruz ve ona birazcık şey veriyorum. Kredi veriyorum burada durmadan indiehackers derken. Çünkü adamlar bence güzel bir iş yapmışlar ve biz de
Bayağı podcast'ın da girişimci muhabbet falan diye. Neyse, o bayağı güzel bir şey. Bugün işte Slack kanalındaki arkadaşlar da yardım etti. O formu yaptıktan sonra bizim siteye de embed edebildim. O linki de söyleyeyim size, çünkü kolay bir link yapmaya çalıştım. Barış'ın en büyük hayallerinden birisi de gerçekleşmiş oldu. Yani evet. İndi girişimci mi formunu? Evet. girişimcimuhabbeti.com/indi girişimci adresinden o forma ulaşabilirsiniz. İndi dediğimiz İstanbul, Niğde, Denizli, İstanbul, Edirne şeklinde olan. Aynen. Yani tabii, bağımsızın, independent'ın kısaltması olan indi. Evet. Ana sayfadan da bir tane buton koydum. Zaten üst sağda göreceksinizdir, evet, onu. Oradan da girip ulaşabilirsiniz forma. Eğer siz böyle işler yapmıyorsanız, pek alakalınız da olmayabilir. Yaptığını düşündüğünüz insanlarla paylaşırsanız eğer, o da çok iyi olur bizim için. Çünkü ne kadar çok bu form doldurulursa o kadar iyi. Herkesin o kadar iyi. Hem onların daha çok göz önünde bulunmasını sağlayacağız. Hem de böyle bir platform yaratmış olacağız. Ve bence Türkiye'de bu gerekli. Çünkü Türkiye'de şöyle bir durum var. Hep işte bahsediyoruz ya, milyon dolarlar, startuplar, adamlar deniyor, fail oluyorlar falan filan. Arada kalan bir kesim var ve onlardan hiç bahsetmiyoruz. Gerçekten belki de ayda 3000 TL kazanan bir X tool'u var. Ve kimse duymadı, kimse kullanmıyor. Yani kimse kullanmıyor dediğim, yani 100 kişi kullanıyor belki. Ama o kadar. Onun ortaya çıkması bence çok önemli ve oralardan, o insanlardan, çünkü o insanlar potansiyelli insanlar, belki başka ürünler yaparak daha scalable, daha büyük ürünler yapabilirler. Belki var olan ürünleri geliştirip gerçekten çok büyük bir ürüne çevirebilirler ya da var olan halleriyle daha çok gelir kaydedebilirler. O yüzden ben o tarafa çok odaklanmış durumdayım. Geçtiğimiz bölümde söylediğim şeyin aynısını tekrarlayacağım. Bu formu dolduranlara eğer isterlerse marketingle ilgili bir, yani ben marketingle ilgili bilgi sahibi olduğum için marketingle ilgili istedikleri konularda yardımcı olacağımı söz vermiştim. O hala geçerli. Bunu da bir incentive olarak, yani bir ne derler, destek olarak düşünebilirsiniz kendinize. Bu formu lütfen olabildiğince yayalım hep beraber. Doldurmak isteyenler doldursun. Hep beraber güzel bir girişim yapmış olalım. Bu da aslında bir girişim diyebiliriz. Bunun bir para kazanma amacı yok aslında ama biraz daha sosyal bir amacı var. Bence ben güzel olacak diye tahmin ediyorum. Bayağı dolduracağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Sen ne düşünüyorsun? Şu ana kadar hiç bakabildin kimse, mi? Kimse, evet, şu an biraz önce baktım. Ben de göremedim yani, ne yapayım, şey yani işim vardı. Evimi taşıyordum. Dolduran oldu mu şu ana kadar? Şu anda koyar koymaz Deniz doldurdu. Bizim Slack kanalında Deniz Gür var. Onun bir küçük girişimi varmış. Onunla ilgili bir şeyler yazdı. İlk şeyimiz olmuş oldu. Bekliyoruz. Bakın, doldurulmuş bile yani. Süper. Aynen. Artık birimiz var yani. Okey, o zaman bu bölümü de bu şeyle kapatalım. Yes. Formu da zaten şeyin, bölümün altında paylaşırız. Ya hem bölümün altında paylaşacağım, hem mail atacağım, hem Facebook'ta paylaşacağım, Twitter'da da paylaşırım. Yani bu hafta buna yoğunlaşmış durumda olacağım ben. Okey. Tamam, Barış bölümü kapatmayacak bir son anda değil, ben kapatayım. Podcast'imizi iTunes'dan abone olabilirsiniz arkadaşlar. iTunes'da şu anda podcast alanına girdiğinizde en üstte biz çıkıyoruz. Aynı zamanda sağ taraftan iTunes'da arayıp bulabilirsiniz. Şu anda Apple'ın kendi şey çıkmaya başladı. Evet, ne yazık aynen, ki. Aynen, Apple bizim üstümüze çıktı. Apple kendini nasıl koyuyor oraya? Evet, haksızlık yani. Haksız rekabet. Hemen şikayet edelim. Onun dışında girişimcimuhabbet.com'a girebilirsiniz. Burada sağdan Slack kanalımıza üye olabilirsiniz. E-mail listemize üye olabilirsiniz. Aynı zamanda indie girişimci formunu doldurup oluşturmaya çalışacağımız web sitesine de content'inizi bırakabilirsiniz. Facebook'tan bizi takip edebilir, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bye bye.